77 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir programla ve doğa için bir araya geldik. Ve bundan sonra da sıklıkla bu doğa için bir araya gelmeler, bu programlar olacak. Peki bu programlarda kim olacak, kim neyi anlatacak dersek de bugün de stüdyolarımızda olan TEMA Yalova İl Temsilcisi Sayın Arzu Demir ve yine TEMA Yalova Merkez İlçe Sorumlumuz Saffet Yıldız yanımızda. TEMA bu konseptteki programlarımızda umuyoruz ki sıklıkla her hafta başka konularla bizimle birlikte olacak. Ama bugün farklı bir konumuz, özel bir konumuz var. Birincisi biliyorsunuz ki bu pazar günü İstanbul Maratonu var, her yıl tekrarlanan ve de bir ağaç kardeşliği projemiz var. Tema'nın tabii ki çok fazla projesi var, çok fazla etkinlikleri var. Onları da belki özetle alırız ama bugünkü konumuz ağaç kardeşliği projesi ve İstanbul Maratonu. Dokunduğunda anlarsın. Anlarsın sen farkında bile değilken sana sunulanlar. Bir ormanın özgürlüğünde tanırsın yaşamı. Sahibi olduğunu sanırsın, parçası olduğunu unutarak. Onlar olmadan sen olamazsın. Unutma, her nefeste sana yaşam verenler var. Onların sana değil, senin onlara ihtiyacın var. Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce ağaç kardeşi yetişiyor. Desteklerinizle. Aslında buranın bir parçasıymışız, bu doğanın bir parçasıymışız. Bunu anladık buraya geldiğimizden beri. Hepimiz şehirlerde yaşıyoruz. Şehir hayatı içerisinde bunu çok fark edemiyorduk. O kalabalığın, karmaşanın içerisinde nefes alamıyorduk. Doğa dedin mi? Kurdu kuşuyla, böceğiyle, her şeyiyle doğa hepimize aittir. Hayrettin Karaca'nın bir söyleşisine gittim ve ardından TEMA Vakfı'na gönüllü oldum. Şimdi de Ağaç Kardeşliği Projesi'nde gönüllü eğitmenlik yapıyorum. Nedir bu Ağaç Kardeşliği Projesi derseniz, çocukların yaparak, yaşayarak, dokunarak, keşfederek öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Okul içinde, okul dışında doğada etkinliklerimiz var. Ağaç posterimiz, ağaç kartlarımız, gözlem kutumuz, gözlem defterimiz, saksımız, toprağımız, tohumlarımız var. Sınıfta çocuklara ekosistemi anlatıyoruz. Sonra doğaya çıkıyoruz ve gözlem yapıyoruz. Saksılarımızda tohumdan kendi fidanlarımızı yetiştiriyoruz. Gözlemlerimizi gözlem defterine yazıyoruz. Ve günü geldiğinde o fidanları toprakla buluşturuyoruz. Projeye katılan her bir çocuk için Çanakkale'de adım adım hatıra ormanı oluşturuyoruz. Dolayısıyla adım adım koşucuları, bağışçılar, biz, gönüllüler, çocuklar, fidanlarımız Ağaç Kardeşliği Projesi'ni oluşturuyor. Herhalde 3-4 sene kadar oluyor. Arkadaşlarla ofiste yemekte konuşuyorduk. Ya dedik bizim çok duran bir hayatımız var neticede ofis hayatı. Bir spor yapmamız lazım, ne yapalım diye herkes bir fikir attı ortaya. Daha sonra bir arkadaşımız çok güzel bir fikirle geldi. Dedi ki Adım Adım diye bir oluşum var. Sevdiğim bir arkadaşımdan mail aldım. Ağaç, doğa, çocuk bir şeylerden bahsediyordu, bir bağıştan bahsediyordu. Biraz inceledim, araştırdım. Çocuklarla ve doğayla ilgili bir proje olduğunu gördüm. herkes farklı STK'lara, farklı sevdiği sivil toplum kuruluşlarına destek toplayabiliyor tabii. Örneğin ben Tema'yı seçtim. Tema'nın çok güzel bir projesi var, Ağaç Kardeşliği diye. Çocukların doğaya dokunması, onu keşfetmesi, bir şeyler yetiştirmesi benim için çok değerliydi. Bunun için bağışımı yaptım. Binlerce çocuğa ulaşıyoruz. Bunda benim de bir faydam olduğunu hissetmek çok güzel, çok keyifli bir şey. Birkaç ay sonra projenin gerçekleşene dair fotoğrafları gördüm. Çok tatlılardı. Küçük küçük bağışların bu kadar büyük bir etki yaratıyor olması beni çok mutlu etti. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki bu projeye dahil olmuşum. Projeye hemen geçmeden önce tabii ben bir konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Sayın Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Saffet Bey sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şuna hiç girmeyeceğim. Kendinizi işte klasik olarak tanıtır mısınız vesaire onlara girmeyeceğim. Çünkü artık Yalova'da Tema'yı ve Tema'nın tüm yönetimini, çalışanlarını herkes biliyor diye umut ediyorum. Çünkü Tema gerçekten Yalova'da özellikle son yıllardaki çalışmalarıyla bir fark yarattı ve zaten ülke genelinde de aldığı ödüllerle bunu göstermiş oldu. O yüzden buraları izleyicilerimiz de herhalde uygun görecektir ki geçiyorum. Ben müsaadenizle direkt konuya girmek istiyorum. Dediğim gibi başta bir İstanbul Maratonumuz var bu pazar günü ve de Ağaç Kardeşliği projemiz var. Şimdi önce şunu bilmeyenler olabilir. Bu Ağaç Kardeşliği projesi, az önce de videosunu da izlediğimiz bu Ağaç Kardeşliği projesi nedir Arzu Hanım? Tabii öncelikle Kent 77 ailesine sizin nezdinizde bize bu imkanları sağladığınız için sonsuz teşekkürlerimizi Tema ailesi adına sunuyoruz. Kabul buyurun lütfen. Tamam, teşekkürler. Ağaç Kardeşliği projesi 2016 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tüm projelerimiz ve eğitimlerimizde olduğu gibi bu projemizde Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde 2016 yılından itibaren okullarda uyguladığımız yardımseverlik koşusu yapan kişilerin bağışlarıyla, destekleriyle hayata geçirilen bizlerin en sevdiği proje. Şunu soralım, bu projenin hedeflerine gelelim. Bu projenin içindeki eğitim etkinlikleri var bildiğim kadarıyla. Onları bir soralım hemen. Proje ilkokul 3. sınıfa giden çocuklarda uygulanıyor. Çocukların doğayla ilgili deneyimsel tecrübelerini arttırmaları, ekosistem, endemik bitki, biyolojik çeşitlilik gibi kavramları tanımalarını, tohum yetiştirme sürecini gözlemlemelerini, orman ekosistemi ve biyoçeşitlilik konusunda farkındalık kazandırmak en mühim amacımız bu projede. Aynı zamanda da bir güzel tarafı daha var projenin. Oluşturulan Ağaç Kardeşliği Hatıra Ormanı'yla erozyonla mücadeleye de katkı sunması hedeflenmekte. Eğitim etkinlikleri dediniz. Bu proje kapsamında doğadaki ilişkiler, orman ekosistemi, tohum yetiştirme ve gözlemleme, biyolojik çeşitlilik, endemik bitkilerle ilgili farkındalık yaratmak üzere pek çok eğitime yönelik içerik ve malzeme çocuklarla buluşturuluyor. İzleyicilerimizin de gördüğü gibi görsellerde pek çok eğitim materyalimiz var. Projeye başvuruları kabul edilen sınıflara afiş, sunum yönergeleri, gözlem defterleri, gözlem kutusu, etiketler, yaprak çarkı ki bizler de onu sık sık doğa gezilerimizde kullanıyoruz. Ağaç kartları, ekosistem posteri, saksı etiketi, tohum, fidan ve her öğrenciye ve projeyi uygulayan her öğretmenimize sertifika gibi çok zengin, çok dolu en sevdiğimiz projelerden biri Ağaç Kardeşliği projesi. Gerçekten harikaymış. Yani çocuklarımıza o yaşta bütün bu saydıklarınız veriliyor. Bu gerçekten harika. Peki Yalova'da da uygulanıyor herhalde bu? Tabii. 800'e yakın öğrencimize 40'tan fazla sınıfta devlet, özel okullar, Armutlu'dan Altınova'ya kadar Yalova'mızın tüm köşelerinde bu güzel projeyi uygulamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler bizzat ekip olarak zaten sınıflara gidiyoruz proje uygulanmasında. İnanın çok keyifli geçiyor. Ne güzel. Şimdiki çocuklar o zaman biraz şanslı oluyor doğa konusunda. Evet. Peki bu projenin sanırım çocuklara bazı hediyeleri de oluyor. Evet. Onlar hakkında bilgi alabilirim. Az evvel saydığım tüm dokümanlar, yani afişler, gözlem defteri, yaprak çarkları vesaire, hepsi hediyelerimiz. Kendi yörelerine özgü tohumları tanıması için de kendi fidanlarını da yetiştirmelerine imkan sağlamak adına yine Tema Vakfı Merkezi tarafından bize gönderilen tohumları biz öğretmenlerimizle ve çocuklarımızla buluşturuyoruz. Topraklarıyla birlikte sınıflarında bizzat görsellerde göreceğiniz etkinlikleri, bahçelerinde o tohumları topraklarla buluşturuyoruz. Yaklaşık 3-4 ayı alan sınıfta uygulaması, projenin sınıfta uygulanması 3-4 ayı alan, bazen 5 ayı alan oldukça keyifli, güzel bir proje. Çok güzelmiş. Peki bu kadar hediye, bu kadar işte proje falan, bunlar ücretli mi oluyor çocuklara ve okullara? Öncelikle bunu söylemeden önce özür dilerim. Proje kapsamında 7 ilde 7 yılda 81 ilde 45.000 çocuğa ulaştık. Onun rakamlarını vermek istiyorum. 2016 ve 2018 yılında Çanakkale, Biga'da, 2017 yılında Balıkesir, Bandırma'da, 2019 ve 20'de Edirne'de, 2021 yılında da Eskişehir'de ve en son geçen yıl Sivas'ta 2022 yılında 7 Hayrettin Karaca Hatıra Ormanı oluşturuldu. Sadece bu proje kapsamında. Çok güzel. Projeyi uygulayan her bir 45.000 çocuğumuz adına bir fidan da vakfımız dikiyor. Toplam 90.000 fidanlık bir hatıra ormanı. 90.000 fidanla 7 tane hatıra ormanı oluşturuldu yani. Evet. Peki şeye tekrar dönmek istiyorum. Evet. Okullarda öğrenciler bunun için bir ücret ödüyor mu öğrenciler? Asla. Tema Vakfı'nın tüm eğitim programları ve projeleri öğrencilerine ücretsiz uygulanıyor. Evet. Bu proje biraz zengin materyal içeriyor. Her bir öğrencinin yaklaşık ortalama eğitim maliyeti 150 lira oluyor. Ve bu oluşturulan hatıra ormanları da dahil Ağaç Kardeşliği projesi için yardımseverlik koşusu yaparak iyilik peşinde koşan biz gönüllüler, vakfımızın gönüllüleri, vakfımızın sorumluları tarafından bu kaynak sağlanıyor. Yani o zaman bu öğrenciler ve okul için hiçbir ücreti yok bunun. Bütün gerekli olan ücret de bağışlarla toplanıyor. Peki bu bağışlar aslında nasıl toplanıyor? Sorayım detaylarına bunu. Evet. Sayın Saffet Yıldız'a dönüyorum. Evet, orada, şimdi takım kaptanı dedi Arzu Hanım. Bu takım nedir? Takım kaptanı nedir? Onlara da sormak istiyorum ama ilk önce bu bağışlar nasıl toplanıyorlar? Başlayalım. Doğru. Kısaca söyleyeyim. Bağışlarda yardımseverlik koşusu birinci sırada alıyor. Çünkü ciddi anlamda bir kaynak oluşturulması gerekiyor. Projenin tamamı, kaynakların tamamı gönüllerin desteklediği kaynaklardan, fonlardan oluşan bir proje. Maliyeti de gerçekten çok yüksek bir proje. Bunu kaynak oluşturulurken Türkiye'ye 2008 yılında giren Charity Run kapsamındaki koşular hedef alınmış ve yardımseverlik koşusunun temaya nasıl uyarlanacağı düşünülürken 2013 yılında iyilik peşine koş adım adım platformuna dahil olmuş. Yardımseverlik koşularının temeli iyilik peşine koş adım adım platformunun kaynak oluştururken, güvenilir bir kaynak oluştururken destek veren kişilerin kaynaklarını hedefe aktarılmasına yönelik oluşturulmuş. Burada Ağaç Kardeşliği'nde gönüllü koşucularımız, yardımseverlik adına koşmak isteyen gönüllü koşucularımız bağış kampanyaları açarak bu bağışlarla, bu kampanyalarla Ağaç Kardeşliği'nin maliyetlerini desteklemişler. Bugüne kadar 7233 koşucu yardımseverlik koşusunu Tema Ağaç Kardeşliği projesi için yapmış. Yaklaşık da 4.700.000 lirada bir kaynak oluşturmuş. Bu kaynaklarda da o bahsettiğimiz 90.000 hatıra ormanında yapılan fidanlar ve öğrencilere verilen 30'un üzerindeki eğitim setleriyle böyle bir projenin devamlılığı da getirmişti. Peki biz burada neresindeyiz? Sizin adınıza ben sorayım. Kaptanları nereden geliyor diye söyleyeyim. Yalova tema olarak da biz 2020 yılında ilk kez bu yardımseverlik koşullarına katılmaya karar verdik. 2020 yılında. 2020 yılında. Evet. Ve o dönemde de malumumuz bir pandemi süreci yaşıyorduk. Ve o tarihlere kadar yapılan koşular tamamen fiziki koşulardı. Fakat kaynakların devamlılığı için koşular sanal hale dönüştürüldü. Dediler ki pandeminin koşullarına uygun, maske, mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uygun bir şekilde siz bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz ortamda koşabilirsiniz dendi. Hemen ekibimizle birlikte, Arzu Hanım'ın desteğiyle, izniyle birlikte biz bu takım oluşturduk. Ben de takımın kaptanlığını yaptım ve hala yürütüyorum. Buradaki espri şuydu, bizim adımıza oluşturulan takımdaki arkadaşlarımız ilk 3 yıldaki sanal koşullarla birlikte, ki bu yıl maratonda hep birlikte sizlerle fiziki olarak koşacağız. Ve bu sayede de bir ilki gerçekleştireceğiz. Ve hep şunu söylüyoruz, insanın hayatlarında yaşaması gereken çok özel anlar vardır. Dünyaca ünlü, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir maratonda biz de hem de çok ulvi bir gerekçeyle çocukların aç kardeşleri desteklemek adına yapılacak bir koşuda yararlanmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Bu yıl da yaklaşık 14 arkadaşımız bu kampanyada koşucu olarak bizi aramıza katıldı. Onlarla birlikte inşallah bu projeyi gerçekleştireceğiz. Peki hemen şunu sormak istiyorum. 14 arkadaşımız katıldınız. Nasıl katılınıyor buraya? Yani nasıl katılıyoruz bu şeye, takıma? İstanbul Spor AŞ'nin uyguladığı bir koşu programı var. Ve sponsorlar kanalıyla belli bir tarih belirleniyor. Bu tarihler içerisinde o koşuya bir kayıt sistemi ile kayıt olmamız gerekiyor. Hangi koşuda, işte bu yılki fiziki koşuda 15 kilometre ve 42 kilometre koşu, bir de 42 kilometre paten koşusu var. Koşucu bunu seçiyor. Bir de halk koşusu da var bildiğim kadarıyla. Tabii, bir de halk koşusu var. Bunları belirliyor. Belirlerken de yalnız şunu belirtmesi gerekiyor. Kimin adına, hangi takımın adına koştuğunu belirtmesi gerekiyor. İşte bizim Yalova Tema koşu takımı da bu şekilde kurulmuştu. Koşuyor arkadaşlar, eğer Yalova Tema koşusu grubunu seçerse o kayıtlarda bizim ekibimize dahil olmuş oluyor. Bunda da illaki Yalova'da olması gerekmiyor. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir arkadaşımız koşuda kayıt esnasında Yalova Tema'yı seçerse bizim koşu grubumuza dahil olmuş. Yani aslında çok kolay. Çünkü ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Size gelmeye, başvuruyu doldurmaya herhangi bir şeye gerek yok. İstanbul Maratonu yazıp herhalde Google'dan yazınca bile çıkıyordur. Kayıt olurken sadece Yalova Tema diye hazır çıkıyor sanıyorum zaten o. Yalova Tema'yı seçerse Yalova Tema adına koşu takımına katılmış oluyor. Peki ona katıldıktan sonra da bir de bu bağış toplama süreci var. Evet. Asıl yarış orada başlıyor. Ben diyorum ki iyilik peşinde koşmaktaki yarış asıl bu. Yoksa fiziki olarak siz aktivite olarak koşarsınız ama iyilik peşinde koştaki yarışın duygusal anlamdaki zevki, muhabbeti çok daha farklı. O da aynı bir kampanya şeklinde internet üzerinden iyilik peşinde koş adım adım platformuna bir üyelikle başlıyor. Siz oraya internet üzerinden üye olduğunuz zaman işte yine aynı şekilde bir bu iyilik peşinde koş adım adım platformu sadece Tema için değil. Bağışlarla desteklenen, kaynaklarla desteklenen bütün sivil toplum kuruluşlarının hepsine hizmet veren bir kurum. Burada kimin adına koştuğunu arkadaşınız kayıt esnasında diyecek. Biz bu işi kim için yapıyoruz? Tema Ağaç Kardeşliği. Önce onu seçecek. Diyecek ki ben Tema Ağaç Kardeşliği adına bir bağış kampanyası açmak istiyorum. İkincisi, hangi takımla birlikte koşuyorsun dediği zaman da Yalova Tema takımıyla koşuyor. Bölümünü seçtikten sonra bizim hem bağışçımız hem de takımımızın bir üyesi haline gelecek ve ondan sonra da belirlenen tarihlerde kampanya açıldığında da kaynakları toplamaya başlayacak. O kaynak toplanması, onu da isterseniz biraz detaylandıralım. Ben mesela yapıyorsam bu kampanya gidip elden para alabiliyor muyum? Kendi hesabıma para alabiliyor muyum? O sistem nasıl işliyor? Bu sistem 2008'de Türkiye'ye geldiğinde çok güvenilir bir sistem. Bağışı kaynağı alan kişiler kesinlikle parayla hiçbir ilişkisi olmuyor. Bu platform bize sadece kampanya esnasında bize bir sayfa, bir aktarım ünitesi sağlıyor. Biz o sayfadan bize online ve EFTÖ ile bağış yapan kişilerin sadece isimlerini ve ne kadar bağış yaptığını görebiliyoruz. Bağış yapılır yapılmaz o bağışlar Tema'nın Ağaç Kardeşliği hesabına otomatik olarak aktarılıyor. Ve bundan da bu platform herhangi bir ücret de almıyor. Yani bize bağış yapacak kişiler kesinlikle bize elden veya herhangi bir şekilde bizim hesabımıza değil, platform üzerinden direkt Tema'nın Ağaç Kardeş'te hesabını aslında EFT yapmış. Harika. Orada hemen bağışların akabinde zaten vakfımızın teşekkür sertifikası da zaten hemen bağışçıya ulaştırılıyor. Çok güzel. Para asla bizim elimize değil. Yani çok güvenilir bir sistem. Evet. Bağış adı altında başka bir şeyler falan yapmaya izin vermeyen bir sistem. Yok. Çok güzel. Peki bugüne kadar, şimdi 2020'de başladı koşu maratonunuz. 2020-2021 sanal koşu olarak Yalova'da koşuldu. Şimdi bu sene de gerçekten Boğaz'ı Asya'dan Avrupa'ya geçiş olarak koşulacak. Peki kaç kişi bugüne kadar? Yani bunu da bu seneyi de sayarsak kaç kişi koşmuş olacak? Ve hemen şunu da ekleyeyim. Ne kadar da bağış toplanmış oldu? Şimdi biz 2020'de sanal koşuyla başlarken şöyle bir hedefimiz de oldu. Bir taraftan aktivite olarak bir Ağaç Kardeşliği destek sağlamak, kaynak oluşturmak, aynı zamanda bölgemizin temel değerlerinde bizim için önemli olan konuları da günün içine çıkartmak, bilgilerini, farkındalığını oluşturmaktı. Ve bunu yaparken de dedik ki koşularımızdaki parkuru seçerken özellikleri olsun dedik ve ilk koşumuzu Atatürk Yürüyen Köşk'ten başlattık. Karaca Arboretum'da bitirdik. Ve ölçtük ki tam 10 kilometre çıktı. Ve bunu yaparken hem bütün Türkiye'ye Yürüyen Köşk'ü tanıttık ve aynı zamanda başlangıç noktasında, bitiş noktasında da Arboretum'u tanıtmış olduk. Daha sonraki ikinci koşumuzda yine dedik bir fark yaratalım. Bu sefer de Termal Atatürk Köşkü'nden başladık. Yine Karaca Arboretum'da bitirdik. Ne tesadüf, o da 10 kilometre çıktı. Böyle bir koşu organize ettik. Üçüncü koşumuzu bu sefer dedik ki madem ki bir anlamı olsun İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da Emirgan'da başladık Beşiktaş'a kadar. Biraz 10 kilometreyi açtık ama dolu dolu bir gün oluşturduk. Bugüne kadar 908 bağışçı bize aramıza katıldı ve 95 tane koşucu arkadaşımız takımımıza üye oldu. Bu 95 arkadaşımız da yaklaşık 85 tanesi kendisi kampanya açtı ve kampanyalarla bağış topladı. Hemen notlarımdan size vereceğim. İlk yıl 14.000 liralık bir bağış aldık ve bu bağış yaparken bağış alan arkadaşlarımız sağ olsun o faydalı olma, yararlı olma duygusunu fazlasıyla yaptı. O heyecanı oluşturdu. Biz de o heyecanı oluşturmak için de kendi çapımızda afişlerle arkadaşları motive ederek bir iyilik yarışına dönüştürüp normal sportif aktivitelerin yanında sosyal olarak da birbirimizle yarıştık. Ve bunu en çok da işte bugün ben seni aldığım kaynakla geçtim deyip sevinçle bu noktayı bize vurgulayan arkadaşlarımız da günde 3 sefer, 4 sefer listelerle yayınlayarak motive etmeye oluştu. Bazı arkadaşlarımız gerçekten çok müthiş bir kampanya geliştiler. Mesela 3. kampanyamızda sağ olsun Emre Bey'den söz etmek gerekli 6500'lük bir Emre Demir Yürek bir rekor kırdı. O tarihte de zaten bizim en çok bağış topladığımız bir yıl oluşturdu. Şunu da sözünüzü bir araya girerek ekleyeyim, bir hatırlatmamız belki gerekebilir. Bu hani bağış topladıkça seviniyoruz, yarışıyoruz diyorsunuz. Yani sonuçta ama bu paralar ne bağış toplayanın eline geçiyor, ne Yalova Tema ofisine geliyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu bütün toplanan paralar çocuk başta anlattığınız gibi çocuklarımızın doğa eğitimi için harcanıyor. Yani bu sevinç aslında çocuklar için, gelecek için bir sevinç. Evet. Projeyi, özür dilerim, projenin kaynağı biziz. 44 bin lira dedi Saffet Bey. Bölün 150'ye o kadar çocuğun Şırnak'ta, Artvin'de, Rize'de, Tekirdağ'da, Antalya'da ve Yalova'da tüm Türkiye'ye çocuklar eğitim alıyor. Ve bir tane de Hayrettin Karaca Hatıra Ormanı oluşuyor. Harika. Çok çok kutsal, çok güzel bir şey. Harika. O çocukların aslında biz Umut Beyleri davet edelim mi bir Ağaç Kardeşliği projesi çok uygulama sınıfına? Canlı olarak oradaki etkinliklerde neler yapıyor? Orada gördü yani o çocukların elleri toprakla kirlendiğinde mi diyelim, bulaştığında. Aslında toprak hiçbir zaman kirletmez. Evet. Tabii ki. Evet. Candır. Toprakla uğraşı, o sahne, o yüzlerindeki mutluluğu görmenizi istiyoruz. Tabii ki mutlu oluruz. Çok güzel olur. Bu arada çok özür dilerim. Koşucularımız sağ olsunlar, bağışçılarımız bin kere var olsunlar. Ama bizim her zaman yanımızda olan Yalova Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Tutak'a burada bir kez daha huzurlarınızdan teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Yalova sokaklarında billboardlarla süsleyerek, tasarımında onlar yapıldı, basınında onlar yaptı, köşelerinde onlar seçti. Bugün siz bize nasıl kapılarınızı açtıysanız oradan da böyle güzel destekleri bulduk, kavuştuk. Bir kez daha huzurlarınızda teşekkür edeyim. İstanbul'a da inşallah yine belediyemizin tahsis ettiği araçlarla gideceğiz. Ne güzel, koşuya. Çok harika. Şu ana kadarki hemen ben ekranından görebiliyorum online olarak hangi aşamadayız diye. Yani takıma kim katıldı, kim sizin adınıza koşuyor, kim ne kadar bağış topladı diye bunu online, dijital olarak takip edebiliyorsunuz. Harika. Takip edebiliyoruz. Bazı arkadaşlarımız bağış kaynak aldığı zaman bana uyarıyorlar. Diyor ki şu anda ben 3. sıradaydım, 2. sıraya geçtim. Hemen listeyi yayınlar mısınız diyorsa bu motivasyon da Gökmen'in de kulaklarının içinde tabii ve şu anda kampanyada 2. sırada. Harika. 1. olmak için çok az bir şey kaldı. Hemen baktım. Sabahleyin 5600 civarında bağışımız. Şimdi 5863 oldu. Harika. Sürekli dinamik bir şekilde biz bağışları alıyoruz. Bu bağış ne zamana kadar devam edecek? Kasım'ın 3. haftasına kadar devam edecek. Yani evet, biz koşu yaptıktan, yani koşu bittikten sonra da devam edecek. Sosyal medya hesaplarımızdan biz bunları duyurmaya devam edeceğiz. Vakfımızın sosyal medya, kişisel sosyal medya hesaplarımızı rica ediyoruz. Takipte olun, bağışlarınızı eksik etmeyin, desteklerinizi. 14 bağışçımızın, yani kaynak oluşturan koşucu arkadaşlarımızın bu kaynakları alabilmesi için bu iyilik peşinde koşu adam adına platformu bize bir sayfa tahsis etti demiştim. Bu sayfanın linkini sosyal medyada sürekli paylaşıyoruz. Özellikle bu ağaç kardeşliğine destek vermek isteyen yüce gönüllü arkadaşlarımız bu kaynağı fon oluşturmak isterlerse tamamen sosyal medya hesaplarındaki 14 tane arkadaşımızın listesi de var. İstediği bir arkadaşa linkini tıklayarak online oraya bağış yapabilir. Kime bağış yaptığı fark etmiyor değil mi? Buradaki önemli olan oradaki ağaç kardeşliği projesindeki yaklaşık bir öğrencinin maliyeti 150 lira olarak düşünürsek o 150 liranın katlarıyla ne kadar çok kişiye ulaşabildiğimiz değerli. Şu anda önündeki listeye baktığımda 279 öğrenciye ulaşmışız. Harika. Biz bu kişiyi neden çoğaltıyoruz? Çünkü Yalova'daki insanların, yüce gönüllü insanların bu konuda ne kadar hatırşınaz ve iyi niyetli, iyilik peşinde koşarak adımlara bize destek vereceğini düşünerek bizim bu yapacağımız ağaç kardeşliğinde ilerlemiş yaşa rağmen koşmayı hedef aldığımız şekildeki fiziksel aktiviteye onlar da kaynak oluşturarak, fon oluşturarak destekleyeceklerini düşünüyoruz. Peki şunu sorayım Saffet Bey, bir çocuğun eğitim maliyeti yaklaşık 150 lira dediniz. Evet. Şimdi bağış yaparken bir bağışçı minimum 150 TL mi bağışlamak zorunda? Hayır, bunun bir alt limiti yok. Yani 5 lira da başlayabilir, 10 lira da başlayabilir. Bunun tamamen ona ait. İstediği kadar. Bizim için 5 lira ile 1 milyon arasında çok büyük fark yok. Önemli onu düşünebilmesi, o kampanyaya katılması. Yani çocuklarımız ve gelecek adına bir şey yapmak istiyorsa, işte maddi durumu yeterli olmayan biri bile olsa oradan girip bir 5 lira bile, bir 10 lira bile bağışlayabilir. Ama durumu yeterli olup bu çocuklarımızın geleceğine, doğa için de bir şeyler yapmak isteyen, buradan da iş adamlarımıza, herkese duyuralım. Onlar da bir üst limiti herhalde olmadan var mı bilmiyorum. Üst limiti olmadan bağış yapılabilir. Sonuçta nereye gittiği belli, ne olduğu belli. Önemli bir şey. Onu da ekleyelim o zaman. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi yani bugün yayınımızı izleyen birisi maratona kayıt olabiliyor mu? Maraton kayıtları doldu mu? Maraton kayıtları doldu. Onun bir kayıt süresi var. Bu süre içerisinde belli bir limiti de var. Sanırım 15 kilometre şu an 20 binin üzerinde bir katılımcı olmuş. Tabii fiziki olarak o koşulan yerlerin de bir sınırı olduğu için mutlaka öncelikle ilk duyurular başladığı zaman hemen kayıt olmanın avantajları var. Sona kaldığı zaman özellikle birçok arkadaşımız son haftalarda kayıt açıkken bile kontenjanda olduğu için kayıtlarını yaptıramadılar. Mutlaka sosyal medya hesaplarından bizler de duyuruyoruz onlar açıldığı zaman. Şu tarihler arasında mutlaka kaydınızı yaptınız diyoruz. Şu anda mümkün değil. Hem o limitler hem de süre dolmuş durumda. Peki şu oluyor mu? Şimdi halk koşusu olarak da normal maraton olarak da sürekli hep katılan büyük bir çoğunluk var. Evet. Ama bunların hepsi belki böyle bir kampanya olduğunu, bir sivil toplum kuruluşuna yardım yapılabileceğini bilmiyor olabilir. Evet. Peki diyelim ki ben bir maratona katıldım ama hiç duymamıştım böyle temaya bir şeye yardım edebileceğimizi. Ben peki bugün bu takıma katılıp kampanya oluşturabilir miyim? Tabii onda bir sınır yok. Bağış kampanyasının bitimine kadar ki süreye kadar istediğiniz anda hemen kampanyanızı açıp kaynak alabilirsiniz. Takımınızı dahil alabilirsiniz. Onda bir sorun yok. Çünkü buradaki hedefimiz kaynak oluşturma. Yani bugün koşmasa bile arkadaşımız kampanyayı açıp bize takımınıza katılabilir. Harika. O zaman buradan onu da duyuralım. Halk koşusu ya da maratona kayıt olmuş kişiler böyle bir şey de var. Yardım kampanyaları da var. Sanırım nereden giriyorduk ona? Adım adım. İyilik peşinde koş. Adım adım internet sitesinden küçük bir kayıtla ilgili bilgilendirme formu var. O formu doldurduktan sonra önce bunun herhangi bir ücreti yok. O da ücretli değil. Hı-hı. Hiçbir şey yok. Öyle bir durum var. Bizim takvimimize dahil olabilir. Harika. Maraton 6 Kasım Pazar günü müydü? Pazar günü o başlayacak. İlk etapta bir 42 kilometre koşu başlıyor. Hı-hı. Yaklaşık 40 dakika sonra 15 kilometre koşunun startı verilecek. Arkasından da halk koşusu startı verilecek. Ve inşallah sağlıklı bir şekilde o koşuyu da yapacağız ve o köprünün üzerinde selfilerinizle, yaptığınız hareketlerimizle ve Yalova'yı tanıtan flamalarımızla birlikte, takımımızla birlikte o yarışı başarıyla geçeceğiz. İnşallah. Sanıyorum ki koşu süresi olarak Yalova temadan bir derece çıkmaz ama çıkar mı? Var mı öyle bir şey? İnşallah çıkması emniyetin ama... Çıkmaz ama oradaki bulunma sebebiyle tema özellikle çocuklarımız ve geleceğimiz için bu doğa bilinci için sanırım hani aslında kırılabilecek en büyük rekordan bile daha önemli işlere imza atmış olacaktır. Ayet'in Karaca'nın sözü var, yaşamak için yaşat derken ben de bunu şöyle bir hissediyorum. Parayla ölçülemeyen değerler peşinde koşuyoruz aynı zamanda. Oradaki o duyguyu bir çocuğa katkı sağlayabilmek, onun adına bir efor sarf etmek, limitleri zorlamak aslında parayla ölçülemeyecek en büyük değerler. Oradaki, kendime hayal ediyorum, o kalabalık 20.000 kişiyle birlikte köprüyü geçerken bir taraftan da aldığınız bağışlarla çocuklara destek olduğunuz duygularıyla hepsi birleştiği zaman güzel duygusal anlar yaşayacağız inşallah. Harika inşallah. Peki Sayın Arzu Demir, size dönmek istiyorum Sayın İl Temsilcimiz. Şimdi dediniz ki 7 tane Hayrettin Karaca Hatıra Ormanı var Türkiye'de. Evet. Yalova'mızda bildiğim kadarıyla yok. Evet. Bunun olması için çalışıyor muyuz? Ne yapmamız gerekiyor? Kimin çalışması gerekiyor? Bunun için şartlar neler? Nasıl oluşur bu şartlarda? Yalova'da da bir 8. olur. İnşallah diyelim. En büyük arzumuz diyerek başlayayım. Tema Vakfı Yalova İl Temsilcilerinin Armutlu Ayriye Köyü'nde İş Bankası destekleriyle oluşturduğu çok güzel, sağlıklı bir ormanımız var. Hı hı. Bulunduğumuz il %60'ı, şimdiki son güncel verilere göre %57'si ormanlarla kaplı. Yüz ölçümü en küçük, yüreği en fazla tema aşkıyla çarpan il. Gönül ister ki tabii ki olsun ama orman işletme biliyorsunuz Tema Vakfı, Tarım Orman Bakanlığı Orman İşletme Müdürlükleri ile fidan dikme ve ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor. Hal böyle olunca orman işletme tarafından bizlere tahsis edilen alanlarda neden olmasın inşallah diyelim. Henüz bu yıl için, en azından bu yıl için böyle bir çalışma yok. İnşallah önümüzdeki yıllarda diyelim. İnşallah diyelim. Siz de maratonda koşacaksınız. Tabii, değil mi? Tabii. Harika. Patene katılayım dedim ben bir ara. Sonra maratona dediler. Yok siz 15K koşun dediler. Tabii daha sağlıklı olmuş bence de. Peki ekleyecekleriniz var mı diye ben tekrar sorayım. Maratonu projeyi konuştuk ama unuttuğumuz şeyler olabilir. Hatırlatmamız gereken şeyler olabilir. Şu anda tek hedefimiz bağış kaynak oluşturma kampanyamızda gönüllerimizle kampanyamızı destekleyerek oluşturduğumuz kaynakların limitlerini artırmak. Tamamına odaklanmış durumdayız. Bir taraftan koşunun başlangıcının tarihinin yaklaşmasının heyecanıyla birlikte diğer taraftan da bugün ne kadar kaynak oluşturduk ve diğer illerle aramızdaki mesafe ne kadar oldu? Çünkü bazı illerimiz gerçekten müthiş bir rapor sahip etmişler. 147 binlerden bahsediyoruz. Biz çok daha şu anda 42 bine yeni ulaştık. Diyoruz ki bu aynı zamanda iyilik peşinde koş bir iyilik yarışı ise aynı zamanda sadece Teman'ın değil, aynı zamanda Yalova'nın da bunu içselleştirerek Yalova'nın diğer iller arasındaki bir rekabetine dönüştürebilirsek diyoruz ki Yalova'nın yüce gönüllüleri lütfen gelin, kampanyanıza destek verin. Daha çok öğrenciye ulaşmaya hedefimize siz de oluşturun. Çünkü bunun bir limiti var. Her yıl bu Ağaç Kardeşliği projesinde 6.000 öğrenci yararlanıyor. Bu 6.000 öğrenciden neden daha fazlasını Yalova'ya getirelim? Şu an için 279'dan bahsediyoruz. Biz bunu 400'e, 500'e hatta 1000'e neyi çıkartıyoruz? Tabii bu da bizim açtığımız yolda bizi destekledikleri sürece biz fiziksel aktivitelere katılalım. Onlar adına onlar da bizi motive edici, destekleyici kaynaklarını bize aktarsınlar. İnşallah. İzleyicilerimize şunu da hatırlatalım. Nereden, nasıl bu bağış yapacağız, bu projeye nasıl katılacağız soruları olabilir. Tüm platformlarda yayınımızın bilgilendirmelerinde tüm bağışçılarımızın linkleri zaten var şu an. Altta ya da üstte bakarsanız. Oradan zaten basarak, çok kısa sürüyor bağış biliyorum, birkaç saniye içinde isterseniz 5 lira, isterseniz 5.000 lira size kalmış bir şey. Bu bağışı yapabiliyorsunuz, onu da hatırlatalım. Teman'ın biliyorsunuz çok kısa bir dönem önce 30. yaşını kutladık biz. Evet. Biraz vakfımızın kurucusu Toprak dedemiz Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit. Hayrettin Karaca Yalovalı. Yalova'ya yakışır şekilde bu kampanya sürecini yürütmek en büyük arzumuz. Bir kez daha bize burada kapılarınızı açtığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman ben de bir zaten tema gönüllüsü olduğumu herkes biliyor. Her zaman her platformda zaten yapılması gereken ne varsa yapmaya her zaman hazırız. Hem kanal olarak bireysel de ne yapabiliyorsam her zaman tabii ki. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa sizlere... özellikle çocuklarımız ve geleceğimize dair çok kıymetli işler yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bunu duyurmamızda da böyle şeyler yaptığınız için biz bunu duyurabiliyoruz. Buna da vesile olduğunuz için bunun adına da teşekkür ediyorum. Stüdyomuzu da böyle bir konuyla gerçekten ziyaret ettiğiniz için onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Varsa son mesajlarınızı alalım. Yoksa programımızı kapatalım. Zaten sizi izleyicilerimiz bundan sonra çok fazla burada diğer tabii ki gönüllülerle birlikte görecekler. Bir sonraki konukta görüşmek dileğiyle. Ben bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kent 77 ekranlarında doğa için bir araya geldik bugün ve bundan sonra da ben olmasam da temalılar burada her zaman olacak. Kişiler değişebilir ama tema için, çocuklar için, gelecek için, doğa için burada bir araya gelen insanlar her zaman biz var oldukça olmaya devam edecek. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Unutmayın programın altında bağış yapabileceğiniz linkler var. Oraya girdiğiniz zaman da direkt bir bağış sayfasına yönlendirilmiyorsunuz. Neden bağış yapacağınızı orada da yazıyor. Oradan da okuyabilirsiniz. Programda anlatıldı. Oradan da online bağış yapa tıkladığınız zaman bildiğiniz gibi, söylediğimiz gibi 5 liradan başlayarak üst limiti size kalmış olarak bağışınızı yapabiliyorsunuz. Kolay bir işlem. Bunun için de bir teşekkür sertifikası da alabiliyorsunuz. Bununla da dediğimiz gibi, anlattığımız gibi çocuklarımızın doğa eğitimine, geleceğe ve orman oluşmasına katkı sağlamış oluyorsunuz. Umarız bizim de faydamız olmuştur ve bağışlarınızı görürüz bu programdan sonra. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.